Hud suresi 72, şeytanın Allah'a sınırım. Vay bana dedi, ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu şaşırtıcı bir şey. Bu teknolojinin ve tıbbın ileride gösterteceği, gelişeceği noktaları gösterten ayetlerdendir. Yani mesela şimdi yaşlı kadınlar 60 yaşında, 65 yaşında bile çocuğu olan kadınlar oluyor ki ya, mümkün değil normalde. Değil mi? Evet hocam. Olabiliyor. Mesela bazen de bazı kişiler yaşlı iken, mesela hiç ileri yaşlar, 80 yaşında, 90 yaşında çocuğu olabiliyor. Yani bu ahir zaman özelliklerinden ona işaret etmiş oluyor ayet. Diyor ki Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır, mecittir. Evet. Abdülmecid dönemine bakan bir ayet aynı zamanda. Evet. Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. Allah'tan rahmet istemek ve bereket istemek çok önemli. Allah bereket versin derler ticarette. Değil mi? Evet, evet hocam. Bereket çok önemlidir. İnşallah. Bir de Allah rahmet. Rahmet Allah'ın rızası ve rahmeti. Dua da güzel olur. Mesela Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Güzel bir duadır. Kur'an'ın işaret ettiği bir dua. Evet. Ey ev halkı, şüphesiz o övülmeye layık olandır. Mecittir. Allah'ı övmek. Allah'ın övülmesi ibadet. Mesela yücesin, büyüksün, latifsin, affedicisin, her şeye güç yetirensin şeklinde Allah'ın övülmesi. İnşallah. Bu tabi insana güzellik. Çünkü her şeye güç yetirensin dediğinde insan kendisi ferahlar. Mesela çok büyüksün dediğinde insanın kalbinde ferahlık olur. Münezzehsin dediğinde kendinde ferahlık olur. Yani mesela uykusu tutmuyor, uykusuya ihtiyacı olmuyor, ölmüyor, yorulmuyor. İnsan aciz içinde, yani öyle muhteşem bir gücün kontrolünde olmak insanın güvenlik hissini doyurduğu için kalbinde ferahlık oluyor. Mesela affedicisin diyor, değil mi kul? O zaman onun gene kalbinde ferahlık olmuş oluyor. Hem Allah'ı övmüş oluyor, hem kendi kalbinde ferahlık olur. Maşallah. İnşallah.